Ben Fatma Bayram Uzungeçli Adem Aile Destek ve Eğitim Merkezi'nde öğrenciyim. Kilim kursunda öğrenciyim. Başınızda güzel bir poşi var ve 100 yıllık bir gelenek yaşatılıyor. Neler söylemek istersiniz? Nasıl bir şey? Yani bunu taşımayı seviyoruz. Hatta gururla taşıyoruz. Onun için de ayrıca bir mutluluk veriyor. Kendisi yani 100 yıllardır, yani bir 100 yıl değil sadece, bir 100 yıllardır takılan bir şey ve biz bunu devam ettirmek için giyiyoruz. Peki bunun yapılması ne kadar zaman alıyor? Bunun yapılması çok zor. Kendisi ayrı, etrafı da ayrı, bayağı zor bir yapılan bir şey. Poşi ve peki, yazmayı. Peki öğrenci olarak bu aile destek merkezinde siz kendiniz yapıyor musunuz ya da öğretiyorlar mı size? Ben kendim yapmıyorum ama öğretecekler evet var. Yani daha öğrenmedim. Özellikle hangi günlerde takıyorsunuz bunları? Düğünlerde oldu mu düğünlerde giyiyoruz. Özel günlerde giymiyoruz. Uzungeçli Aile Destek Merkezi Koordinatörü Fidan Yıldırım. Aile Destek Merkezinizde unutulmayı yüz tutmuş bir geleneği yaşatmaya çalışıyorsunuz. Özellikle genç kızların sürekli rağbet ettiği bir çalışma yapıyorsunuz. Neler söylemek istersiniz? Çok eskiden gelen bir tarihi eser diyebiliriz. Kadınlarımız, çok kızlarımız düğünlerde severek takıyorlar. Geleneğini hala sürdürüyoruz, sürdürmeye çalışıyoruz. Aile Destek Merkezimizde üretimini yapmaya çalışıyoruz. Peki nasıl yapılıyor, yapılışı kaç gün sürüyor? Çok zor, 3 ay falan sürüyor. Tanesini kaça satıyorsunuz? 1 altın değerinde fiyatı. Özellikle düğünlerde bunlar takılıp da halaylar çekiliyor, öyle mi? Evet, düğünlerde geleneğimizi sürdürmek amacıyla düğünlerde takıyor genç kızlarımız, kadınlarımız. Peki kaça yakın çalışanımız var şu anda? Şu an 40'a yakın çalışanlarımız var. Özellikle hangi alanda çalışmalar yürütüyorsunuz? Kilimlerimizi yapıyoruz. Bu dediğimiz poşileri yapıyoruz. Geleneğimizi sürdürüyoruz. Ondan sonra genç kızlarımıza, evlenecek olan genç kızlarımız, gelinlerimize çeyizlik eşya yapıyoruz. Hediyelik eşya, bebek üretimine başladık. Diyelim ki Batı illerinden biri bunu sipariş vermek istedi ve sizden almak istedi. Nasıl ulaşabilir size? Aile Destek Merkezimize ait sosyal medya hesaplarımız var. Sosyal medya hesaplarımız Uzungeçli Aile Destek Merkezi olarak bize ulaşabilirler. Bize böyle bir imkanı sundukları için başta İl Kadın Kolları Başkanımız Sayın Hatice Atan'a, ilçe kaymakamımız Sayın Ahmet Solmaz'a teşekkür ediyorum.